Adıyaman'da iş gücünün istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik olarak aktif iş gücü programlarını uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 4. toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığı'nda yapıldı. Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığı'nda valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Torunoğlu ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya Kurumu'nun 2022 yılında yapmış olduğu faaliyet ve çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, iş gücünün istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik iş gücü yetiştirme ve meslek eğitim programları kapsamında 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 19 adet istihdam garantili kurs açılmış. Bu kurslara 299 erkek ve 171 kadın olmak üzere 470 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 424 adet işbaşı eğitim programı açılmış olup bu programlardan 2010'a erkek ve 1675'i kadın olmak üzere toplam 3685 kişi katılarak meslek eğitim programlarından faydalanmışlardır. Ayrıca 18 toplum yararına program açılmış ve bu programlara 631'i kadın ve 289 erkek olmak üzere toplam 920 kişi katılmıştır. Bu programlar için katılımcılara yapılan ödeme tutarı 93 milyon 33 bin TL olup işsizlik sigortası kapsamında yapılan 27 milyon 971 bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 121 milyon 4 bin Türk lirası ödeme yapılmıştır dedi. Yani idari odalar, rehberlik danışma odaları, destek eğitim odası ve 3 adet de ana sınıfı olacak.